Şöyle düşünün, yani Amerika niye bizim ülkemizde Ar-Ge yapılmıyor diye eski 100 yıllık şirketlerine mi soru soruyor? Kime soruyor? Yeni şirketlerine soruyor. 10 yıllık, 15 yıllık şirketlerine soruyor. Çünkü Amerika 100 yıl boyunca bir metodu vardı. Teşvik ve regülasyon metodu vardı. Teşvik metodu, yani regülasyon metodu bizimkine benzemiyordu. Onlar rekabetçi olarak değil, ulusal şampiyon sistemiyle gittiler. Mesela nedir o? Mesela ulusal şampiyon işte bir tane operatör olacak, mobil operatör olacak, işte telefon operatörü olacak. Onun bir Ar-Ge laboratuvarı olacak. Ar-Ge laboratuvarında Ar-Ge yapılacak. Ve Bell laboratuvarı çıktı mesela. Bell laboratuvarındaki yapılan bütün icatlar Silikon Vadisi'nde ürünleştirildi. O Ya da devlet. Xerox, fotokopi makinesi, Monopol, O da eminim. Park, onun laboratuvarı Palo Tabii. Alto'da, Silikon Vadisi'nde, oradan Tabii. bilgisayar bütün şey çıktı. Yani Amerika ulusal şampiyon sistemiyle ilerledi. Biz son yüzyılda rekabetçi sistemle ilerledik. Şimdi rekabetçi sistemin ürünlerine, yani şu andaki holdinglerimize sen niye Ar-Ge yapmıyorsun diye soramayız. Kim Çünkü kimle rekabet etti onu bir söyle de ben rahatlayayım. yani pazarı paylaştılar diyelim. Ha, bu böyle şey gibi değil mi? Emperyalistlerin şey sömürge Tabii yere... tuzağını Yani yerel paylaşmak ayrı, rekabet ayrı. Paylaşmış İşte yani olabilirler. paylaşmak Tamam. başka bir şey. Onu yerel pazarı paylaştılar diyelim. Paylaştılar yani o rekabet bir düşün de var. Şey. Ama onun için araya şunu, hocam şunu da söyleyeceğim. Tabii hani, ki. Çok uluslu şirketlerin şirket stratejileri gelişmekte olan ülkelere de kendi zenginlerini oluşturup yeni ürünlerin çıkmasını da engellemek. Peki ben hala şu sorunu